E-Ticaret Türkiye'den hepinize selamlar. Ben Gizem. Bu hafta yeni bir gündemimiz var. Yerimiz de farklı, fark etmişsinizdir. Gündemimize uygun bir yer değişikliği yaptık. E-Fatura'ya geçiş zorunluluğundaki değişikliklerden ve E-Fatura'dan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Hayatımızın her alanında vazgeçilmez hale gelen dijitalleşme artık iş hayatımızın da ayrılmaz bir parçası haline geldi. Şirketlerin iş yapış biçimlerini bu değişime adapte etmesi ve süreçlerini dijitalleştirmesi hem operasyonel yüklerden, maliyetlerden ve zaman kaybından kaçınmalarına yardımcı oluyor hem de işlerini kolaylaştırmalarını sağlıyor. Şirketlerin dijitalleştirdiği süreçlerden biri de 2023 itibariyle bir zorunluluğa dönüşecek olan e-fatura uygulaması. Peki, e-fatura nedir diyelim? E-fatura aslında fiziksel faturanın online ortamda elektronik olarak kesilen versiyonuna verilen isim, açılımı da elektronik fatura. Geçerlilik açısından kağıt faturalarla arasında hiçbir fark bulunmuyor. Mükellefleri iş ve zaman kaybından kurtardığı gibi baskı ve nakliye masraflarını da ortadan kaldırıyor. Tüm bu saydığımız avantajlar sebebiyle 2010 yılında ülkemizde de e-faturaya geçiş yapıldı. Peki e-fatura kimler için zorunlu? Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı bir sürece yayılmış vaziyette 2010'dan beri sektör sektör, piyasa piyasa kademeli bir şekilde e-faturaya geçmeyi öngördü bazı sektörler için. 2023 yılına geldiğimizde ise sektörel kategorilere ayrılarak farklı kazanç hadleri belirlendi ve bu hadler özellikle diğer yıllara göre düşük tutularak e-fatura uygulamasının kapsamı genişletildi. Bu doğrultuda yaklaşık 150 bin şirketin Temmuz ayında e-faturaya geçmesi öngörülüyor. Gelelim resmi tebliğe. 2023 yılı için resmi gazetede yayımlanan tebliğ ile 2022 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin e-faturaya geçmesi zorunlu hale getirildi. Bununla birlikte gerek kendi web siteleri gerek online satış platformları üzerinden ürün veya hizmet satışı gerçekleştirerek 500 bin lira ve üzeri brüt satış hasılatı elde eden mükellefler de aynı şekilde e-faturaya geçmek durumunda. Zorunluluk kapsamındaki işletmelerin 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-faturaya geçiş yapması gerekiyor. Ancak tabii ki bu hasılatlara ulaşamayan şirketler de gönüllü bir şekilde e-fatura kullanmaya başlayabilir. Yine gönüllü geçiş için herhangi bir tarih tabii ki bulunmuyor. Tabii ki e-faturanın mükellefleri çokça sıkıntıdan kurtardığını söylemek mümkün. Şöyle avantajlarından bahsetmemiz gerekirse e-fatura sayesinde hem maliyetten tasarruf edebilirsiniz hem hız ve verimlilik kazanabilirsiniz. Doğruluğundan emin olursunuz düzenlediğiniz tüm belgelerin çünkü kullandığınız sistemler hata tespit edecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca sürdürülebilirliğe katkı sağlar. Dijital arşivleme, güvenlik ve gelişmiş veri analizi gibi birçok avantajdan da faydalanabilirsiniz. E-faturaya geçmemenin cezası var mı? Vergi usul kanununa göre faturanın elektronik olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi durumunda e-fatura belgesi düzenlenmemiş kabul ediliyor. Ve 2023 yılında her bir belge için 2200 lira özel usulsüzlük cezası veriliyor. Cezalardan kaçmak için 1 Temmuz'a kadar e-fatura başvurunuzu yapmayı unutmayın. Peki, e-faturaya nasıl geçilir? E-faturaya geçmek için öncelikle kamu sertifikasyon merkezine başvurarak mali mühür ya da e-imza edinmeniz gerekiyor. Şahıs firmanız varsa e-imzayla, onun dışında bir firmanız varsa mali mühürle elektronik fatura kesme yetkisi elde edebilirsiniz. Mali mührünüzü aldıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvuru yaparak kısa bir süre içinde e-faturaya geçebilirsiniz. E-faturaya geçiş işlemlerinizi mükellefle tamamlayın. Mükellefin e-faturaya geçiş yapacak kişilere özel başlattığı kampanya kapsamında starter paket satın alarak oldukça avantajlı fiyatlarla e-fatura başvurusu yapabilir ve bu paket kapsamında sunulan ön muhasebe programıyla birlikte müşterilerinize e-fatura kesip finansal süreçlerinizi uçtan uca yönetebilirsiniz. Fiyatları incelemek ve daha detaylı bilgi almak için mükellefin web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu videomuzda e-fatura geçiş zorunluluğundan bahsettik. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar önce videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.